bakalım neyin peşindesin. Oha. Ne işi var lan bunun burada? Sibel öldü ha. İntikamımı alınca öfkem geçer sanıyordum. Ama yanılmışım. Zerre geçmedi. İntikam içinse olsun diye alınmaz. Bunu yapanlar cezasını bulsun diye alınır. Tebrikler. Sen kazandın. Öfkeni anlatmak için mi çağırdın beni? Eğer öyleyse hiçbir şey hissetmiyorum, haberin olsun. Gerçekten de bir şey hissetmiyorsun. Üzüntü, hiçbir şey. Ablan da o senin. Tanımıyordum ki. Nasıl bir şey hissedebilirim? Ha bir yabancı ölmüş, ha o. Ben acı içinde yalnız büyüdüm prenses. Derim kalındır yani. Demek hala ihanet ediyorsun. Ramo'dan haber var mı? Yok. Kimse ulaşamıyor. Umurumda da değil zaten. Bak Mehir, ben o eve dönmek istemiyorum artık. Döneceksin. Ben sana anlatamıyorum herhalde ya. O ev kabus, kabus. Herkes ağlıyor, zırlıyor. Sibel de Sibel. Ben daha fazla dayanamıyorum. Hele cenazeye falan hayatta katılamam. Nasıl hissettiğini bilmiyorum, umurumda da değil. Sadece çok para kazanacağını biliyorum. Şimdi git ve Ramon'un nerede olduğunu öğren. Ne kadar paradan bahsediyoruz? Taksimetre gibi düşün. O evde olduğun her an 10.000'ler akacak hesabına. Benim yeterince param var. Peki harcayacak zamanın olacak mı sence? Anlamadım. Ramo ve ailesi bana çalıştığını öğrenirse sana ne yaparlar? Düşün bakalım. Bekle. Söyle. Şimdi iyi dinle beni.